İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlere Dikkat Monolog Var köşesi için 3. bir videoyu armağan ediyorum arkadaşlar. Bu diziyi, bu çalışma, bu oynatma listesini yakın zamanda kafamda kurmuştum. Dikkat Monolog Var. Bu sohbetlerimiz biliyorsunuz monolog şeklinde oluyor. Ekranın karşısına geçiyorum, laptopun karşısına geçiyorum ve de hatıralarımı, gençliğimde, çocukluğumda yaşadığım hatıraları, unutamadığım hususları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu akşam da Dikkat Monolog Var köşesinde yaşayıp büyüdüğüm şehirde sinemalar, evet sinemalarla ilgili hatıralarımda kalan, kafamda kalan, benim zihnimde yer etmiş olan bir takım ögeleri, unsurları hatırlamaya ve yaşıtlarımla da bunları paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Marmara diye tabir edilen bölgede bir kasabada büyüdüm arkadaşlar. 17 yaşına kadar. Daha sonra üniversiteyi Ankara'da okudum. Ankara'da epey bir zamanım geçti. 10 sene yakın. Askerlikte ilk iş hayatı falan derken daha sonra da İstanbul'a taşındım. Ve de epey yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Ancak 30 yıldır yani 30 yılı aşkındır İstanbul'da olmama rağmen onun topu işte yarısı kadar bir süre zaman geçirdiğim, hatta şöyle söyleyeyim, 17 yaşında liseden mezun olduktan sonra ayrıldığımda ne kalıyor geriye? 4 yaşımda kendimi bildim diyeyim. 13 sene kadar bir şey kalıyor arkadaşlar. Yani 13 seneye hem çocukluk hem gençlik, yeni yetmelik hepsini sığdırmışız. Tabii o yıllarda, yani 70'li yıllardan bahsediyorum arkadaşlar. Artık 10 yaşının üzerinde olduğum zamanları diye düşünüyorum. Tek eğlencemiz o zaman tabii radyo vardı elbette ama televizyon hiç yoktu arkadaşlar ve de varsa yoksa sinema vardı arkadaşlar. Sinemalar, evet. Tabii kasabada, yaşadığımız kasabada kışlık sinema salonu da vardı. Zevk Sineması diye adında ve bu sinemanın sahipleri yaz sezonunda da bu kez Zevk Sineması'nın yazlık bahçesi vardı Milli Kuvvetler Caddesi'nde. Bu kez de o yazlık sinemayı açarlardı arkadaşlar. Artık yağmur yağsa bile insanlar bir şekilde güzel günlerde, güzel akşamlarda yazlık sinemalara giderlerdi. Bunların yanı sıra bir tane daha ileriki senelerde açıldı arkadaşlar. O da biliyorsunuz Şeker İş Sineması'ydı. Şeker İş Sineması'nın aynı zamanda bir binası da vardı. İşte o zaman için 3-4 katlı. Hatta o zaman için kanalizasyon geçen bir o kanalın kapatılmasıyla üzerine inşa edilmişti. Şeker İş Sineması'nı da hatırlarım. Şeker İş Sineması'nın kışlık Şeker İş Sineması'nın üst balkonunda localar vardı arkadaşlar. Localar Zevk Sineması'nda yoktu o zaman için, büyük yenilik sayılırdı. Yani arkadaşınızı aldığınızda veyahut ailenizle başka gözlerden uzak bir şekilde locada yer içer, filminizi izlerdiniz, keyfinize bakardınız arkadaşlar. Zevk Sineması'nın sahipleri oğulları benim liseden arkadaşımdı arkadaşlar. Bölükoğlu ailesinin, Cengiz Bölükoğlu, buradan selamlarımı ediyorum. Kendisi şu anda bir müessese işletiyor. Ona da hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Selamlarımı iletiyorum. Zevk Sineması'nın kışlık salonunda artık o zamanın Keloğlanlarından tutun da Yavru ile Katip filmlerine kadar veyahut da Türk filminin bütün melodramatik eserlerinin hemen hemen hepsini izlemişizdir arkadaşlar. Şimdi aklımda kalmadı. Acaba kaç para veriyorduk? O gişeye giderseniz parayı uzatırsanız gişede oradaki işte Kudret abi, Kudret Büyükoğlu veyahut da onu görevlendirdiği başka bir arkadaş parayı alır, size Koçan'dan bir bilet koparırdı. Artık filmin başlamasına kadar o ding dongları dinleyene kadar artık bir kola mı bitirdiniz, birkaç çerez mi bitirdiniz, artık onu tam hatırlayamıyorum. Ama kış günleri de Tabii kapalı salonda olduğu için gecenin bir vakti o meydandaki, çarşıdaki sinemadan yukarıki mahalledeki evlerimize gelinceye kadar köpeklerden korkarım. Yolda sarhoşlardan, serserilerden, bana dalaşmalarından korkardım arkadaşlar. Ama yine de o sinema zevkini, film zevkini hiçbir şekilde bastıramamışımdır arkadaşlar. Bir de hatırımda kalan o perde, sinemanın kapkalan bir perdesi vardı arkadaşlar. Yani kapı her zaman elbette açık olurdu film başlamadan önce. Fakat kapanmasına, başlamasına yakın o kalın kadife perdeler bir o tarafa bir bu tarafa çekilir. Bu da zaten Pavlov'un köpeği gibi insanlar hemen koşullanır, şartlanır. Demek ki film başlıyor diyerekten yerlerini alırlardı arkadaşlar. Zaten daha sonra ışıklar söner ve de film başlardı arkadaşlar. Şeker İş Sineması'nın yazlık bahçesini de hatırlıyorum arkadaşlar. O da Milli Kuvvetler Caddesi'nin bitiminde köşedeydi. Orada da yine daha sonra bu Şeker İş Sineması'nın yazlık bahçesinde yazlık düğünler olmaya başladı arkadaşlar. Onu da hatırlarım. Şeker İş Sineması'nın yazlık bahçesinde televizyonun ilk yayınları esnasında arkadaşlar çok enteresandır. Film başlamadan önce çok lüks bir olaydı tabii televizyon yayınları. Karlama olsa da kumlama da olsa oraya bir televizyon kurulur. O televizyonla film açılıncaya kadar artık birkaç tane reklam izlenir. Onlarla zaman geçirilmeye çalışılırdı arkadaşlar. Bir de hatırımda kalmış Meram-SES Sineması var arkadaşlar. Meram-SES. Meram-SES Sineması da hemen Zevk Sineması'nın yanında, fakat bu bahçe sinemasıydı arkadaşlar. Yani normalde Zevk Sineması'nın elbette kapalı salonu var, açık salonu var ama açık salonu tabii başka bir cadde üzerindeydi. Hemen o sinemanın yanında da daha küçük böyle bir işte bahçe sineması tabir edilen Meram-SES Sineması vardı. Meram-SES Sineması'nın bir özelliği vardı arkadaşlar. Meram-SES Sineması her zaman western filmleri veya da yabancı filmler gösterirdi. Yani çok nadiren Türk filmleri gösterdiğini hatırlıyorum ben. Meram-SES Sineması'nda işte Lee Van Cleef'ler mi, Charles Bronson'lar mı, bir sürü western filmleri, bu oyuncuların oynadığı western filmlerini izledim. Majestikler, şunlar bunlar. Fakat en çok aklımda kalmış şuydu arkadaşlar. Sam Peckinpah. Daha sonra ben bu Sam Peckinpah'ın kim olduğunu tabii unutup aradan yıllar geçti. Sam Peckinpah bu filmlerin, western filmlerinin bir numaralı yönetmeniymiş arkadaşlar. Yani film yapımcısı, yöneticisi Sam Peckinpah'mış. Bu filmlerin gelmeden önce işte bir hafta, böyle özellikle çok meşhur filmlerde bir hafta öncesinden şehrin içerisinde bir Skoda gibi bir araç içerisinde bugün bu çift katlı camları taşıdıkları o ortada bir rafın olduğu ve sağlı sollu cam blokların yerleştirildiği gibi filmlerin afişlerinin bulunduğu tahta çerçeveler yerleştirilirdi ve de üstte bangır bangır çalışan bir hoparlörden işte gelecek olan, birkaç gün sonra gelecek olan filmin tanıtımı yapılırdı arkadaşlar. Zaten insanlar o şamatayı, o tantanayı duyduğunda herkes pencerelere koşuşur. Bakalım bu haftanın, işte önümüzdeki haftanın filmi nedir diyerekten heyecanla bakarlardı. Tabii ne kadar gişe yapıyordu onu bilemiyorum. Arkadaşımız biliyor tabii parasal rakamları ama epey bir para harcamışlığımız vardır sinema tutkunluğu, sinema zevki için. Daha sonra arkadaşlar bir de hatırlıyorum Selçuk Sineması diye bir sinema salonu açıldı. Selçuk Sineması'nın kışlık salonu yoktu hatırladığım kadarıyla. Daha sonra bu açık hava sineması olaraktan iş görüyordu. Daha sonra o sinema salonu kapatıldı herhalde. O sinema salonunda en son izlediğim bir filmi unutamam arkadaşlar. Fatma Girey'in evladını, o beşikteki yavrusunu kartalların, atmacaların çaldığı Boş Beşik filmi arkadaşlar. Çok etkilenmiştim. Tabii izleyenlerin tümü tam o sahnede herkes salya sümük bir şekilde o sahnenin etkisi altında bütün duygularını göstermişlerdi. En son artık o filmde mi kapandı yoksa yine başka filmler oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama o Selçuk Sineması'nın bulunduğu yere daha sonradan bir pasaj yapıldı arkadaşlar. Tatlıoğlu Pasajı diye hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim. O pasaj içerisine benden birkaç yaş büyük olacağını tahmin ediyorum. Şapkacı Rahmi abinin, rahmetli şapkacı Rahmi Bosan'ın oğlu Servet Bosan'ın bir dükkanı vardı arkadaşlar. Servet Bosan kim diye soranlarınız belki olabilir. Servet Bosan benim en samimi arkadaşlarım, hayatımda hayatımın gidişine yön veren, bilerek ya da bilmeyerek yön veren arkadaşlardan bir tanesiydi. Kendisi Balıkesir'de Endüstri Meslek Lisesi'nde elektrik ya da elektronik bölümünü bitirdiğini tahmin ediyorum. Ve de kendisi gencecik yaşta hayata atılmıştı ve de para kazanmanın yolunu bir elektrikçi, elektronikçi, tamirci dükkanı açaraktan çizmişti. Ben de tabii babamın dükkanı oraya çok yakın olduğu için sıklıkla onun dükkanına giderdim. Beni en çok etkileyen şu olmuştur arkadaşlar. Bakın şimdi ben belki ona itiraf etmişimdir, etmemişimdir hatırlamıyorum ama Servet Bosan'ın dükkanında ışıklar hiç sönmezdi arkadaşlar. Hiç sönmezdi. Yani elektrik kesintisinde olsa, bütün o mahallede tek bir ışıldak dahi olmasa Servet Bosan orada bir aküsü ve onun radyatörü ve işte power diyotları, güç diyotlarıyla muhakkak bir şekilde backup enerji sağlar. Dükkanında yine de ışıl ışıl olmasa bile işini görecek kadar devam ettirirdi. Yani onun için enerji kesintisinin bir sakıncası yoktu. Servet Bosan elektronik konusunda elbette çok yetkindi. Amfiler tasarlarda, sirenler tasarlarda, otomatik kontrol aygıtları tasarlarda, vericiler tasarlarda ve de ben bunlara hayranlıkla bakardım. Daha sonra ben elektronik mühendisliği tercihimi yapmamdaki sebeplerden bir tanesi de onun kullandığı o elektronik evrelerin, işte havyanın o kokusu, o lehimin kokusu benim başımı döndürmüştü arkadaşlar. Yani başımı döndürmüştü derken olumlu anlamda söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun ilmini göreyim, bilmini göreyim, mühendisliğini okuyayım diyerekten verdiğim kararların başındadır. Daha sonradan da sevinç içerisinde Servet arkadaşıma bu bölümü kazandığımı ve de yoluma bu şekilde devam ettiğimi söyledim. Tabii aradan yıllar geçti. Sermet'i epeydir göremedim. İnşallah sağlığı yerindedir diyorum. Ona buradan selamlar söylüyorum. Servet Bosan, ben İstanbul'a taşındığımda büyük bir incelik gösterip benim evimde, o zaman bekar evimde ziyaretime gelmişti arkadaşlar. Bunu da unutamadığım günlerden bir tanesidir. Çok beni memnun etmişti. Servet Bosan benim meslek seçimimde ilgi alanı itibariyle uğraştığı işlerle beni büyüleyen diyebilirim. Bir kişidir. Hayatımda yer eden kişilerdendir. Şeker İş Sineması ile ilgili aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Daha yeni yetme çağlarımızda tabii bir takım uyanışlar var. Fakat tam ne olduğunu anlayamadığımız durumlar var tabii. O zamandan çok eski bir arkadaşın ismini unutamıyorum arkadaşlar. Sacit Oktay Tantay. Bu arkadaş ilçe emniyet müdürünün oğluydu. O zaman orta 1 veya orta 2'de çok kısa bir süre bir arkadaşlığımız oldu. Evine gidip geldim. Beraber ders çalışırdık. Fakat bu arkadaşın zeka seviyesi normalin üstünde tahmin ediyorum. Bana da daha sonra o alışkanlığı veyahut da o davranışı bulaştırdı diyebilirim. Tersten konuşurdu arkadaşlar. Yani tersten okur, tersten konuşurdu. Ve de onun bu konuşmasını duyanlar, o tuhaf bir aksak şekilde konuşmasını duyanlar, onun bir yabancı dilde konuştuğunu sanırlardı arkadaşlar. Yani ben daha sonra bu beyinsel çalışmalar, beyinsel aktivite nasıl olur diye baktığımda bir şeylerin bir ters gittiği anlaşılıyor. Veyahut da çok hızlı çalıştığı ya da bu ben şimdi olayı beynimi elektronik bilgisayar sisteminin bir analogu olaraktan düşünüyorum. Ya sistemler çift yönlü olaraktan çalışıyor, yani bir directional olaraktan çalışıyor, ya da tampon bellek, yani kişilerin hafızaya aldığı geçici bellek diyebilirim. O kadar güçlü, o kadar kuvvetli ki hikayeleri tersten okuyordu. Mesela bir gün bir kurbağa diyecek, rib nub rib a grup diyerekten başlıyordu arkadaşlar. Daha sonra tabii bu alışkanlık benim de kafama, dilime takılınca her gördüğüm tabelayı tersten okumaya başladım. Kavramlar hemen düz halinin yanı sıra tersten de görünmeye başladı. Tabii bunun bilgisayar programlamada özel bir adı da var. Yani bir sözcüğün düzden ve tersten okunmasının aynı olması durumunda onun özel bir ismi var. Şu anda hatırlayamadım ama bununla da ilgili algoritmalar var. Tabii şimdi bunlar bir manuel olarak hesaplama durumları var. Fakat gelişmiş programlama dillerinde metot çağırıyorsunuz arkadaşlar. Sözcüğün hemen tersinden gösteriyor. Mesela anatsan mum sat, anastas mum satsana. Bunun da tersi de düzü de aynıdır. Dolayısıyla anastas mum satsana sözcüğünü, alfanümerik stringini bir dizine register'a koyuyorsunuz. O register'ı bir düzden taratıyorsunuz, bir tersten taratıyorsunuz. Aynı ise diyorsunuz ki bu bir anagram. Anagramdı galiba. Evet, anagram tahmin ediyorum o sözcüğün adı. Bakın nerelerden nereye arkadaşlar sinemalar neleri hatırlattı. Şeker İş Sineması'nda Oktay'la yeni yetme zamanlarımızda bizi afallatan, bizi şaşırtan ve de hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan filmleri izlemiştik. Fakat açıkçası Helga mıydı artık neydi hatırlayamıyorum bu filmleri. Kendisine eğer hayattaysa, sağsa buradan selamlarımı bildiriyorum ama ne şekilde bu videoma ulaşır onu da hiç bilemiyorum. Daha sonradan ismini değiştirdiğini biliyorum ama yeni ismini ben buradan zikretmeyeyim. Akıllarda, dimağlarda eskisiyle kalsın. Seni çok özledim Oktay, seni çok seviyorum. Keşke bu yaşımızda da karşılaşsak, iki çift laf etsek diyorum arkadaşlar. Bunu Servet Bosan için de söylüyorum. Sinemaya beraber gittiğim, beraber eğlendiğim tüm mahalle arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma, lise arkadaşlarıma, gençliğimi yaşadığım, beraber yaşadığım arkadaşların hepsine buradan selamlar, hürmetler sunuyorum arkadaşlar. Sinemalar bahsinde de bana hatırlattıkları bunlar oldu. Tabii şimdi bu sinemaların yerinde yeller esiyor. Başka binalar yapılmıştır. Zaten Selçuk Sineması'nın da yerinde pasaj yapılmıştı. Fakat bazı ana noktalarıyla muhakkak bu sinema devrini yaşamış 50 yaşın üzerindeki arkadaşlar bu sinemalarla ilgili kafalarında pek çok hatıra vardır. Şimdi isimler teker teker aklıma gelmedi ama her birisi aradan yıllar geçtikten sonra işte burada gerek videodan gerek laptop'tan işte telefonumuzdan izlerken tanıdık bir sima ya da bir replik gördüğümüzde ah diyordum işte bu bizim zamanımızdan, işte Yavru ile Katip mesela. Bizim zamanımızın İtalyan eğlencelerinden ne kadar güzeldi. Şimdi bakıyorum bazı espriler çok bayağı, çok banal kalıyor ama nasıl gülüyorduk arkadaşlar ya. Nasıl gülüyorduk. Bir sonraki diziyi nasıl sabırla, istekle bekliyorduk. Franco, France, Chico, Ingrassi isimlerini daha sonra öğrendim. Fakat bu adamlar muhtemelen ölmüş kalmıştır arkadaşlar. Yani bu yaşta olamaz. Çünkü ben daha gençlik yaşlarındayken onlar 20-30'lu yaşlarını deviriyorlardı. Dikkat Monolog Var köşesinin filmlerle, sinemalarla ilgili kısmı da burada böylece sona eriyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.